Sağ ol Hülya. Teşekkürler Hülya. Afiyet olsun. Başka ne dedi Dilsiz? O kadar işte. Yani Ferhat Bey mesajı biraz daha geç görse... Yürüydü aslanımı. Tövbe tövbe, nasıl insanlar var hayatta ya. Ben sana dedim ama değil mi? Bu kızda bir şey var dedim, inanmadın. Ya kız meğer teyzesini öldürmeye gelmiş. Bir de Cüneyt'le berabermiş. Nereden bileyim Gülsüm? Öyle düzgün bir kıza benziyordu işte. Teyzesinden bu kadar nefret ettiğini nereden anlayacaktık? Kim tahmin edebilir ki bu kadarını? Yani aslında ben Aslı Hanım'ı uyarmaya çalıştım ama... Neyse tamam. Kapatalım bu konuyu, tamam mı? Kimseye bir şey olmadı ya, ona şükür. Herkes iyi. Aslı ile Ferhat... Tuzana. İstersen. Ne kadar kibarsın sen böyle. Devir değişti doktor. Şaşırdın değil mi ben eve dönelim deyince? Yani. Şaşırtmıyorsun beni artık. Sadece burada iyi zamanlar geçirmediğimiz için gelmezsin diye düşündüm o kadar. Yani. Doğru esasında. Zaten hikaye nasıl başladı ki? Buraya gönüllü değil tutsak geldim. Her şey yarım. Ama işte... değişiyor insan. Sen değiştin, ben değiştim. Bu ev değişti, başka bir yer oldu. Ama ben önce bir banyo yapayım. Şu hastaneyi bir atayım üstümden. Her şey seninle değişti.
Hülyacığım, Ferhat yemek hazır demiş ama salonda kurulu değil, burada mı yiyoruz? Biz sofrayı bahçeye hazırladık. Hava da güzel. Ne gülüyorsun bıyık altından? Ne oluyor? Demek şimdiye kadar hiçbir şey olması gerektiği gibi olmadı. Ferhat, ben seni üzmek için öyle bir şey söylemedim. Haklısın diyebilirsin de. Yani geçmişi değiştiremem sonuçta. Ama geleceğe dokunabilirim belki. Tabii hayat bize ne hazırlayacak bilemeyiz. İnsanoğlu sözü kadar var Aslı. Hayali kadar var. Ondan sonrası kader. Ama ben sana bir şey için söz verebilirim. Mutlu olman için. Ailemiz için, çocuğumuzla güzel bir gelecek için. Bunların hepsinin sözünü verebilirim sana. Anlatacak mısın beni? Ağla. Ama mutlu olacağın için ağla. Geleceğimiz için ağla. Bana yeniden aşık olacağın için ağla. Hani o gün bana benimle evleneceksin dedim ya. Sen de evet dedin. Çünkü kaçacak yerin yoktu biliyorum. Bilmesen de hayatıma dokundun. Yaralarımı iyileştirdin. Beni adam yaptın. Ferhat yaptın. Bir yüzük taktık geçmişte. Senin için prangaydı. Benim için de vicdan azabı. Ama şimdi başka. Şimdi ayrı. Benimle evlenir misin? Sever misin? Peki o zaman. Ben de diyorum ki yukarıda yüzük nerede? O gitmiş, yenisi gelmiş yerine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.